Evet, döndük. Ne mutlu ki kupada da buralara kadar geldik ama tabii gönül isterdi ki yarı finale kalalım. Oradan da belki bir final yolunu açabiliriz diye düşünüyorduk ama olmadı. Artık bundan sonra geçmişte takılmanın bir anlamı yok. Bu da bizim için hem kulübümüz hem bizim adımıza önemli bir tecrübeydi. İnşallah buradan aldığımız derslerle önümüzdeki artık maçlarda veya senelerde daha farklı şekilde uygulamaya geçeriz. Maç sonrası yorgunluğa bağlamışsınız sayın. Yorgunluğa bağladım, benim tercihime bağladım. Daha ziyade evet. Yani belki de yorgun olan takımda çıkmamamız lazımdı. Daha sonra baktığımda tabii ki takımın genelinde bu kadar büyük bir yorgunluk olacağını. Peki idmanda anlaşılmadı mı hocam yorgun olduğu? İdmanda anlaşıldı ama evet. 24 saatten fazla bir zaman vardı. Yani maça kadar biraz daha dinlenirler diye düşündük. Zaten yorulan bir yorgunluğu kişi olursa, evet. Olursa da hani değişiklik yapar. Yani o yorulan arkadaşlar üzerinden o değişikliği yapar. Onu takviye ederiz diye düşünüyorduk. Ama takımın genelinde bu yorgunluğu hissettik, oldukça iyi hissettik. Ama karşımızda da çok iyi bir Bursa vardı. İyi bir Bursa vardı, istekli bir Bursa evet. Vardı. Kırmızı kart da belki biraz etken oldu. Yani velhasıl evet. Her şeyin başında yine bizim tercihimize geliyor iş. Muhakkak. Bilal herhalde biraz önce doktor beyle görüşürken sakatlığın devam ettiğini, evet. Yüzme ve fitness salonunda çalıştığını söyledi. Evet. Ne kadar sürebilir? Sizin de aldığınız bilgi var mı? Abi şimdi yani birkaç hafta da sürebilir. Bu sezon sonuna kadar da böyle bir iyi bir kötü devam edebilir. Yani şimdi mümkün olduğunca yani bu sakatlığını ilerletmek istemiyoruz. Yani korumaya alalım ki yani Bilal'in sadece futbol hayatı değil ya bundan sonraki yaşantısı da önemli. Kalıcı bir şey bırakmayalım çocukta. O da işte doktor kontrolünde devam ediyor çalışmalarına. En kısa zamanda aramıza katılacak. Herhalde bir 4 sarı kartlı da oyuncumuz var bir tane. Bunun evet. Karşılığında da 5 tane de 3 sarı kartlı oyuncumuz var. Ya tabii ki hiçbir oyuncumuzun cezalı duruma düşmesini istemeyiz ama bütün oyuncularımız hazır durumda. Yani cezalı duruma düşen arkadaşlarımızın yerine oynayacakları da onları aratmayacaklardır zaten. Yani şu anda elimizde bizim iyi bir 11 yok. Tabii. Yani iyi bir 26 var öyle diyeyim. Muhakkak. Yani inşallah evet. Bunu da Kayseri Erciyes'in de çok zor durumda olup buraya geleceği ve arkasından da Gaziantep'e gideceğiz. Evet. Her iki takım da çok olumlu, bizim gibi olumlu durumda değiller. Evet. Tabii bu iki maç da çok önemli herhalde. Önemli. Bir kere Kayseri Erciyes maçından alacağımız, Allah nasip ederse inşallah alacağımız 3 puan bizim hedeflerimizi de değiştirecek. Yani bu maç o yüzden çok önemli. Ama karşımızda da iyi bir takım var yani. İyi bir kadro var. Hem ne kadar ligdeki konumları iyi olmasa da iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Yine de temkinli olup dikkatli olmak zorundayız. İnşallah iyi bir sonuç alırsak o zaman hedeflerimizdeki değişiklik daha netlik kazanacak. Tamam.